Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Çiftliğin arka bahçesindeyiz. Burada neler yapıyorum bunlardan bahsedeceğim. Dışarıda birazcık lepistes üretimi yapıyorum. Şurada arkamda da akvaryumlarda başladım. Birazcık full redleri boylandırmaya. Bunlardan bahsedeceğim. Daha başka neler yapıyoruz onları anlatacağım arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, daha önce de boylandırma havuzu olarak kullandığım büyük bidonlarım vardı. 500'er litrelik. Bunlar da burada su piresi üretiyorum. Şöyle göstermeye çalışacağım. İçlerinde su pireleri var. Sinek lavraları var arkadaşlar. Bunları burada üretiyorum. Daha sonra balıklarıma yem olarak kullanıyorum. Sizler de isterseniz arkadaşlar balkonunuzda daha ufak çaplı damacanalarda, su bidonlarında bu şekilde su piresi üretebilirsiniz. Mevsim müsait, havalar müsait. Sularınız da hızlı bir şekilde canlanacaktır arkadaşlar. Ek besin olarak bu şekilde böyle karpuz kabuklarından vesaire atabilirsiniz. Suyu çok fazla bozmazlar. Yani litreye göre atarsanız çok çok daha iyi olur. Arkadaşlar lepisteslerimi buralarda boylandırmaya çalışıyorum. Şurada metal bileklerin yavruları var. Görebilir miyiz bilmiyorum. Beni görünce dibe kaçıyorlar. Artık bayağı vahşileştiler. Burada da arkadaşlar full retlerim var. Gördüğünüz gibi full retler deneme yapıyorum. Full retlerde genellikle rafyadan yavru alınamayacağına dair bir inanç var ya da çok zor olduğuna dair bir inanç var. Gerçekten de zor. Ama arkadaşlar yavaş yavaş yavru almaya başladım ben. Hatta şu bidonumda full red yavrularım var, bir 25-30 kadar. Tabii ki görmemiz çok çok zor. Ha, şurada var bir tane. Şöyle göstermeye çalışayım. Full red yavrularım var. Arkadaşlar burada doğal bir şekilde besleniyorlar. Sinek lavraları var, su pireleri var içerisinde. Hızlı bir şekilde de boylanıyorlar. Burada da metal bileklerin yavruları var. Şöyle göstermeye çalışayım. Bunlar birazcık daha büyüdüler. Onlara birazcık daha erken başlamıştım. Havaların daha güzel olması sebebiyle daha erken başlamıştım. Bakın şu şekilde metal bileklerin yavrularını rafyanın içinde görebilirsiniz. Birazdan bunları toplayacağım. Kaçışıyorlar anneleri babaları yemesinler diye. Şöyle rafyanın içerisinde umarım ki rahatlıkla görebilirsiniz. Metal bileklerim de burada. Bunlar sayıca birazcık daha fazla. Sayıca fazla olmasının sebebi arkadaşlar full redler olacak mı olmayacak mı diye denemek istedim. O sebeple bir 10 kadar full red attım buraya. Dişiler erkekli karışık. Baya baya dişiler doldurmaya başladı. İşte bir parti yavru aldım. 25 kadar bir yavru aldım. Onun dışında bakalım, lepistes çok fazla biliyorsunuz ki tarzım değil. Çok fazla da üretmiyorum. Ama işte burada lepistesimizi üretmeyi deniyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel olacak. Buraya da akvaryumlarımı hazırladım. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar bunların da birazcık yeşermesini bekliyorum. Bunların da içlerinde full red yavruları var. Ama tabi daha çok çok büyümeleri lazım. Görebilmemiz için. Şöyle görebilir miyiz diye bakıyorum da çok çok zor. Tabi sularda yeşil olduğu için. Diğer sularımı da yeni doldurdum arkadaşlar. Bunlar da yeşerecektir. Bunlar da benim canlı yem kaynaklarım oluyor. Şu şekilde göstereyim. Bunların da içerisinde arkadaşlar yine su pireleri atıyorum. Şöyle göstermeye çalışayım parlamazsa. Su pireleri atıyorum arkadaşlar. Bunların da içerisinde aynı zamanda sinek lavraları oluyor. Su pireleri oluyor. Bu şekilde bunları buradan toplayıp balıklarıma yediriyorum arkadaşlar. Çok çok iyi oluyor. Açık alanda olmamızın faydaları. İnşallah bu akvaryumları daha da arttıracağım burada sayısını. Şimdilik bu şekilde koyduğum yere. Çünkü elimde çok fazla akvaryum var arkadaşlar. Fazlalık. Fazla almıştık. İkinci binayı da yaparız diye. Şimdilik ikinci binayı yapamayacağız. O sebepten hani şuradaki fazlalık akvaryumların çoğunu arkadaşlar yayacağım buralara. Lepistes üretimimiz bu şekilde. Şimdilik bu şekilde gidiyor. İşte yavruları günlük topluyoruz arkadaşlar, gelip de ne çıkarsa 25, 30, 40, 50 ne olursa topluyoruz. Balıklar gayet güzel, gayet keyifli. Hatta şöyle söyleyeyim, kepçeye aşırı bir tepki veriyorlar. Çünkü ben bunlara kepçeyle yem veriyorum arkadaşlar. Canlı yem toplayıp da atıyorum. Çünkü içlerinde durmuyor. O yüzden kepçeye topladığım için kepçenin olduğu yere tek toplanıyorlar. Ama balıklar çok güzel keyiflendi arkadaşlar. Burada yeşil suyun içerisinde doğal ortamda sürekli canlı yem yiyorlar. Ve çok kıpır kıpırlar. Çok çok hareketliler. Akvaryumdakinden çok çok farklılar. Full redlerde alışmaya başladığını düşünüyorum.
içerisinde alıştılar. İlerleyen zamanda bunlardan da gayet güzel bir şekilde yavru alabileceğimi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Arka bahçede yaptığım üretim bu. Video serilerine tabii ki devam edeceğiz. Durmamaya çalışacağız. Bundan sonra video çekeceğiz. Bu kurulma aşaması bir hayli yordu bizi. O yüzden çekememiştim videolarımı. Bundan sonra inşallah sık sık sizlerle videolarla buluşuruz diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.